Ömer Saraç, evet, 663. 40 pınar güreşlerinde final heyecanı yaşanıyor ve son final gününde 4 yarı finalist baş pehlivanda geride bıraktığımız dakikalarda çayıra çıktılar. 852 pehlivanın katıldığı 663. 40 pınar yağlı güreşlerine final heyecanı geldi, çattı, nefesler tutuldu. Şu anda kameraman arkadaşım Bilal Güngör de gösteriyor. Yarı finale yükselen 4 baş pehlivan var. Bunlar geçtiğimiz yılın baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan'la eşleşti yarı finalde. Buna erken final de denildi. Geride bıraktığımız dakikalarda kurallar çekilmişti. Serhat Gökhan'la birlikte Mustafa Taş'la eşleşen diğer yarı finalistler oldu. Aslında geride bıraktığımız saatlerde çeyrek finalde ciddi heyecanlar vardı. Ali Gürbüz'ü mağlup etti. Hüseyin Gümüşalan ve Adan'ı yarı finale yazdırdı ve Yusuf Can Zeybek'le eşleşti. Az sonra yarı final heyecanı yaşanacak. Güreşlere bakacak olursak tribünler tıktım tıktım dolu. Edirne'de, Doğalıçayır'da, saray içinde tribünler doldu ve nefesler tutuldu. Geride bıraktığımız saatte ağalık ihalesi de gerçekleştirildi ve bu ağalık ihalesini 34.571.952 TL'ye iş insanı Ufuk Özünlü kazandı. 15 yıldan bu yana Seyfettin Selim'in sürdürdüğü Kırpınar ağalığını yeni sahibi oldu. O ihale de gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız dakikalarda güreşleri izlemek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte Etna Sporları Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da Doğalıçayır'a, Kırpınar Er Meydanı'na final güreşlerini izlemek için buraya geldiler. Biraz ilerleyecek olursak kupalara da bakalım. Şu anda kupalar protokol tribününün önünde altın kemerde yine burada ve ilerleyen dakikalarda o heyecanlı güreşlerin ardından kupalar sahibini bulacak ve altın kemerde sahibini bulacak. Erken final demiştik çünkü Yusuf Can Zeybek yine bu yılki güreşlerin favori isimlerinden birisiydi. Hüseyin Gümüşalan da oldukça başarılı güreşler yaptı. O da yarı final çıktı. Az önce kurallar çekildi ve kurallar çekiminde de Yusuf Can Zeybek ile Hüseyin Gümüşalan eşleşmiş oldu. Kameraman arkadaşım da gösteriyor. Etna Sporları Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak da şu anda bu geldi. Hemen sağ tarafa dönelim. Peşlerine başladılar. Hüseyin Gümüşalan ve Yusuf Can Zeybek. Bir tarafta ise Mustafa Taş'la Serhat Gökmen eşleşti ve biraz sonra onların heyecanlı güreşleri başlayacak. Tabii favori isimlerden Ali Gürbüz elendi. Tabii ki baş pehlivanlardan Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil gibi isimler de elenen sporcular arasında oldu. Enes Doğan ilk kez bir çıkış yapmıştı ve gözler onun üzerindeydi. Ancak çeyrek finaldeki güreşte rakibine yenilerek elendi. Şu an yarı finalde 4 baş pehlivan mücadele edecek. Serhat Gökmen'le Mustafa Taş ve bir tarafta ise Yusuf Can Zeybek'le Hüseyin Gümüşalan görüldüğü gibi peşlerini çekmeyi sürdürüyorlar. Az önce salavatlar getirildi cazgırlar tarafından ve 663. Kırpınar baş pehlivanlık mücadelesindeki o heyecanlı güreş biraz sonra başlayacak. Dediğimiz gibi Serhat Gökmen'le Mustafa Taş eşleşti. Hüseyin Gümüşalan'la Yusuf Can Zeybek eşleşti. 852 pehlivan katıldı ve bu yıl ilk defa lig usulü puanlamayla yapılıyor güreşler. Çünkü bunun da bir sebebi vardı. Federasyon bu konuda önemli bir atılım yaptı. Aslında 3-4 bin pehlivanın katılması bekleniyor ki her yıl böyle oluyordu. Fakat güreşlerde elemeleri eritebilmek oldukça güçtü. Bu çayırda zaman zaman 100 ayrı güreşte yapılabiliyordu. Hem güreşlerin daha konforlu bir şekilde mücadele edebilmeleri hem de güreş severlerin daha keyifli,
daha anlaşılır müsabakaları izleyebilmeleri için bu üsüle, bu sisteme geçildi. Bu yılda oldukça başarılı oldu denilebilir. Güreş severler de bu uygulamadan oldukça memnun oldular. Evet, devam edelim. Bir taraftan da tribünlere bakalım. Kameraman arkadaşım da göstersin. Görüldüğü gibi Ataspor'umuz Kırpınar Er Meydanı'nda oldukça keyifli ve zevkli geçen yıllardır bu güreşlerin yapıldığı burası Dualı Çayır, Kırpınar Sarayiçi, Edirne'de on binlerce vatandaşımız ve güreşsever de Türkiye'nin dört bir tarafından buraya geldiler. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın da saray içinde Er Meydanı'na güreşleri izlemek üzere geleceğini söyleyebiliriz. O da beklenen misafirler arasından. Evet, toparlayacak olursak 852 pehlivanın katıldığı Er Meydanı, Kırpınar Er Meydanı şu anda yarı final mücadelesine tanık olacak. Baş pehlivanlar peşlerini çektiler. İşte hemen sağımızda 662. Kırpınar baş pehlivanı Yusuf Can Zeybek'i görüyoruz. O da hazırlıklarını devam ettiriyor. Rakibi ise çeyrek finalde favori isimlerden Ali Gürbüz'ü sırtını puanlamada yere getiren Hüseyin Gümüşalan olacak. O da peşrevlerini çekmek üzere dört bir tarafta Er Meydanı'nda güreşseverlerin huzurunda. Hakemler de hazırlıklarını yapıyorlar ve biraz sonra o zevkli mücadele her iki taraf içinde başlayacak. Serhat Gökmen ve Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek ve Hüseyin Gümüşalan tutuşacaklar ve el bağlayacaklar. Bir taraftan da davullar tabii ki Kırpınar'ın olmazsa olmazları. Türk bayraklarıyla süslü davullar da çalıyorlar ve biraz sonra o güreşleri başlamasıyla birlikte heyecan devam edecek. Evet, toparlayacak olursak ASP olarak biz de Kırpınar Er Meydanı'nda bu zevkli güreşleri takip ediyoruz. Yarı final müsabakası biraz sonra başlayacak. Dört güreşli, dört baş pehlivan Kırpınar Er Meydanı'nda çayıra çıktı. Peşelerini çektiler ve güreş de biraz sonra başlayacak. Daha sonra ise beklenen final müsabakası yapılacak. Biz de Ağspor ekibi olarak bu müsabakaları takip ediyor olacağımızı belirtelim. Sözü tekrar size bırakalım.